Komünist Küba neredeyse 100 yıldır bir Amerika başkanının ziyaretini bekliyordu. Başkan Obama, Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları sırasında Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile görüştükten 6 ay sonra Castro ile bu kez Küba'da buluşacak. Obama, Küba ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması talimatına vereli 14 ay oldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rose ziyarete önem verdiklerini söylüyor. Bu ziyareti Küba ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinin hızlandırılması olarak görüyoruz. Amacımız Amerika ve Küba arasındaki ticari fırsatların kapsamını genişletmek, değer verdiğimiz ilkeleri desteklemek ve ilerletmek. Başkan Obama'nın Kübalı muhalifler, sivil toplum temsilcileri ve Kübalı yetkililerle yapacağı görüşmelerde evrensel değerleri vurgulaması bekleniyor. Ben Rhodes'a göre, Başkan Obama temel haklarını ifade etmek isteyenlerin tutuklanması ve tacize uğraması konusunda gündeme getirecek. Peki insan hakları ihlalleriyle ilgili kaygılar sürerken tarihi önem taşıyan bu ziyaret neden bu dönemde gerçekleşiyor? Not going and Küba'yı dışlamaya devam etmek mevcut sorunları çözmeyecek. İnsan haklarını savunmak ve Küba halkının daha iyi yaşamasını sağlamak için bu sorunları doğrudan ele almalı, Kübalılarla iletişime geçmeliyiz. Back Channel to Cuba adlı kitabın yazarı uzman Peter Cornbull'a göre Obama'nın Küba ziyaretinin zamanlaması, Amerika'nın Küba ile ilişkileri somutlaştırma girişimi açısından kilit önem taşıyor. Obama'nın amacı Küba ile ilişkileri geçmişe dönmeyecek şekilde düzeltmek. Bu durumda Marco Rubio, Ted Cruz ya da Jeb Bush da seçilse bile Amerikan şirketleri ve toplumunun Küba'ya yaptığı yatırımlar kalıcı olacak. Beyaz Saray Obama'nın 21 Mart'ta yapacağı Küba ziyaretinin hem kültürel hem de ticari alanda ikili ilişkileri geliştirecek adımlarla sonuçlanmasını umuyor. Alparslan Esmer, Amerikanın Sesi Washington.